Milas Toprak Mahsulleri Ofisi arazisinin içerisindeki taşınmazlarla birlikte kiraya verildiği yönündeki iddiaları TV48'de izlemiştiniz. Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, oda olarak düzenledikleri basın toplantısında bu konuya ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Milas Toprak Mahsulleri Ofisi tesisli ekip arazisinin ilçedeki bir siyasi parti yöneticisine kiralandığı yönündeki iddiaları gündeme getirmiştik. Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, basında yer alan haberlerin ardından oda yöneticileriyle birlikte konuya ilişkin açıklamalar yaptı. İsmail Atıcı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kiralanması olayından haberi olmadığını söyledi. Biz özelleştirme kapsamında değil diye biliyoruz. Yani bu kiralamanın ben en azından medyaya düşünceye kadar ya ben bilmiyordum yani. Kiralama benim için inanın ki çok samimiyetle konuşuyorum, sürpriz oldu. Halbuki bu kiralama çok önceden olmuş. Nasıl haberin yok diyorlar bana. Ya haberim yok. Gerçekten haberim yok. Haberim olsa ilk müdahale edin. Belki kiralama yapılmadan evvel Toprak Mahsulleri Genel Müdürlüğü'nde buna belki müdahale edilirdi. Vekillerimiz de bunu gidip orada bir genel başkanım da onu söylüyor. Hani gelseydin giderdik ofise genel müdürlüğüne. Belki müdahale edebilirdik diyor. Ne zaman oldu bu diyor. Bilmiyorum ne zaman oldu. Ama biz yeni duyduk. Hani böyle bir olay oldu yani. Kamuoyunda herhangi bilgilendirme yok. İhalenin şartları da daha elimizde yok. Bilmiyorum yani. Ama en azından burada vicdanen meclis ve yönetim olarak biz arkadaş toplanalım. Meclise de ayrıntılı bilgi verdim. Onlarda da önümüzdeki günlerde bu kamuoyu olsun diye bekliyorum yani. Bu konuda daha önce yaşanan süreçle ilgili de bilgi verdi. Vekilimiz Yavuz Demir, Sayın Yavuz Demir hani bunun böyle olduğunu, atıl durduğunu söyledi ama atıl değil hiçbir zaman. Kendisi zaten 2019'da müdahale etmiş zaten. Bütün belgeler elimizde. Hani o öyle deyince biz rahatlamıştık aslında. Hani artık Toprak Mahsulleri Ofisi gündemden çıktı galiba. Süresiz olarak durdurulmak ne demek? Siz çiftçi başkanı olarak yahut da burada Ziraat Odası Meclisi üyesi olarak hepimiz ne dedik? Ha iyi, demek ki ofis günü geldiğinde, kara günde çiftçinin yanında olacak. Biz bu rehavetteydik yani böyle bir rahatladık ya. Ama son dakika haber olarak bu gündeme gelince yapabileceğim şeyleri yaptık. Ama kimseden de ne yazık ki ben tabii tarımsal kurumların da, birliklerin, kooperatiflerin de mutlaka müdahil olmasını talep ediyorum. Çünkü tarımla istigal eden herkes buna sahip çıkmalı. İddialarla ilgili sorularına yanıt alamayınca iddiaların gerçek olduğuna karar vermiş. Süleyman Girgin de mecliste hatırlarsanız ilk açıldığı gün Tarım Orman Bakanımıza soru sordu. Yani böyle bir konu var, konuşuluyor. Gündemde nedir yani, ne zaman sözleşme yapıldı, sözleşme şartları nedir, fiyatlar nedir? Hani resmi ağızdan bir bilgi istedi. Şu ana kadar bilgi gelip gelmediğini bilmiyorum. Kendisi de hani bilgi alırsam bize göndereceğini söyledi. Fakat o gün bugün bilgi yok. Artık yani ben de demin de dediğim gibi ya yerel basında bu çıkmışsa, Doğuş Gazetesi'ne çıkmışsa, Önder Gazetesi'ne çıkmışsa veyahut da bu konuşuluyorsa Tarım Orman Bakanımıza hayır böyle bir şey yok kardeşim demesi olmadığına göre, bir beyanat olmadığına göre ben şimdi diyorum ki bu gerçek. Oda yöneticileri ve üyeleri de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin özelleştirilmesine karşı. Bizim bölgemiz hayvancılıkla uğraşıyor. Ama böyle giderse hayvancılık sanırım 5 sene zor dayanacak. Bu girdiği iler karşısında. Ondan sonra biz tekrar buğdayı döneceğiz, arpayı döneceğiz. Bir de bu kuraklığı göze alırsak, yani su olmadığı zaman, yani hububat ekimi birinci plana gelecek. Onun için bu ofisin gitmesine değil, daha aktif hale gelmesine istiyoruz. Bu izlenen politikanın tamamen çiftçimizi özel sektörün veya tüccarın kucağına attığını düşünerek bu uygulamayı şiddetle kınıyorum. Olayı şöyle düşünmek gerekir. 1986 yılında bu tesisi kuran atalarımız, büyüklerimiz acaba bu tesisi buradan kaldırmak isteyen zihniyetten daha mı geri zihniyetteydiler? Bu özelleşmenin veya kiralamanın durdurulması gerektiğine inanıyorum.